back it down. Maybe I'm a soldier standing my ground. So if you're gonna find me for my heart, are you gonna get it right on God? Herkese günaydın arkadaşlar. Ben sporumu yaptım, tamamladım. O yüzden kendimle gurur duyuyorum, mutluyum. Bugün tekrar başladığım için. Ben aslında yani Nisan 16'sında başladım. Nisan, Haziran 16'sında tam bir ayını tamamladıktan sonra biraz gevşedim. Hem sıcak olmaya başladı hem de biraz bunu isteyerek yaptım aslında. Çünkü vücudumun bir anda 10 kilo verip vücudumun sarkmasını istemedim. O yüzden bilmeden veya bilmeyerek böyle bir şey yaptım. Çünkü diğerlerinde de öyle yapmışım. Bir ay yapıyordum, bir ay ara veriyordum, bir ay tekrar yapıyordum. Öyle yaptım arkadaşlar. Bugün tekrar diyetin, sıkı diyetin ilk günü. Insta'dan bu süreci takip etmek isteyenler kilolar benimle hesabına bakabilirler. Motivasyonu arttırmak isteyenler oraya bakabilir. Vloglarda pek sürekli spor yansıtmak istemiyorum. Çünkü sadece bunu izlemeyen arkadaşlar da var yani. Öyle çocuklar oynuyorlar. Çocukları nasıl zapt ediyorsunuz spor yaparken diyebilirsiniz. Devran arada bir uyuyor, bazen böyle oynuyor, bazen kaldırıyorum, şuraya koyuyorum, bazen çocukların önüne koyuyorum, yani değişiyor. Diğerleri de böyle gördüğünüz gibi çıldırmasyon, yani evi dağıtıyor, alt üst ediyor. Ama sorun yok, oynasınlar da. Ben spor yaparken bana bulaşmasınlar da hiç sorun yok. Şimdi size hemen tartıyı çıkardım sıfırda. Bu tartıyı merak edenler olabilir, o yüzden şu an hemen resmini göstereyim. Ben bu tartıyı aldım ama inanın... üçüncü bebekten midir nedir, ilk bebekteki gibi kiloyu kasmadım, o yüzden tartmadım. Büyük bir ihtimalle bu üçüncü kullanışım falan diyebilirim size. Çok fazla kullanmadım. En fazla 20 kiloya kadar tartıyor bu bebekler için. Şimdi tartacağım. Tekrar göstereyim, merak edenler olabilir. Güygu'dan bakabilir. Ben bunu Amazon'dan sipariş etmiştim. Okay. Satmayı da planlamıyorum çünkü Özge ve Mizgin'e sonra verebilirim kullanmaları için. Ondan sonra da bakarız. Şimdi Arya bekle. Sıfıra getireceğim. Buraya bir bez koyacağım. Devran'ı tartacağım. Ondan sonra sadece rakamı size göstereceğim. Evet, bakalım. Şimdi şu bezi koydum. Ve tekrar sıfırladım. Gördüğünüz gibi sıfır. Tartalım. Bu çocuklardan birinin kitabı. Benim kitabıymış. Ama ben sadece en arkaya geçip kilo şeyine bakacağım. Devran çünkü arabada kaldı. Bakacağım. Devran zaten 4 kilo doğdu. Yani 75. sentalda doğdu. Ama şimdi 25 ile 50 sental arası gidiyor. Yükseliyor. Yukarıyı göstermek istemiyorum delinin diye. O yüzden iyi. Fena değil. Çünkü 2 aylık pul çekimine götürdüğümde doktora yine aynı şekildeydi. Ve o zaman doktorun tek önerdiği hani gece sürekli emzirebilirsin. Ki gece de emiyor. Bence bazı çocuklar böyle fazla kilo almıyor. Ben pek kasmıyorum. Çünkü sağlıklı bir çocuk zaten. O yüzden önemli değil. Şimdi ek gıdaya başladık diye biraz daha katı verirsem düzelir. Ama ben Babylet Wean'in yöntemiyle denediğim için bilmiyorum, belki biraz daha püreye geçebilirim yoğurt falan. Bakalım şunu yerleştireyim. Devran biraz huzursuz. Alalım Devran'ı. Yalnız olunca. Yalnız olunca hangi bebek huzursuz? Kucak istiyor, bak kaldır beni diyor. Al. Yeah. Okay, tırnaklarımıza başlayalım. Benimkiler kahvaltıya oturdu. Çocuklara cheese and beans and toast yaptım. Yanında yumurta. With his hand, with like Devon's egg. Evet.
Serap da sandı yumurta. Ve Devran. Devran'ı size göstermek istedim. Bakın Devran bugün biraz daha mutlu yemek yerken. Mom. Yes. Why does Devran eat when he eat food? Üstüne dökülmesin diye. Oh, so that's why. Bu da benim kahvaltı tabağım, yumurta, salatası, yam yam. Devran bu arada harika gidiyor yani. Daha mutlu en azından, ha? Mom, I'm trying to catch it. Yalnız suyu sevdi, fark ettiniz mi? Dur. Gördüğünüz gibi hala spor kıyafetlerimden kurtulamadım. Çünkü öyle oluyor. Fırsat bulup daha duşa giremedim. Ama neyse ki Serhat'la birlikte salonu toparladık. Her şey yerli yerinde. Arya'ya yeni puzzle çıkardım. Evet domuzcuk. Kuyruklar ve kafalarını bulmaya çalışıyor Ayra. Arya. Kızımın artık adını bile söyleyemiyorum. Bu da minnak Devran'ın basketi. O da uyudu. Evet. Evet. Ali Baba çiftliği. Old McDonald's had a bum. Sonra böyle renkli puzzle'lar var. Bir de şöyle bir şey var. Oynasın. Aferin Arya. Bitirdiğinde söyle bana, tamam mı? Aferin kızıma. Ben de şimdi bir kahvemi yaptım. Bir kahve içip ondan sonracığıma Devran uyanmadan bir duşa girmek istiyorum. Şöyle bir oturayım. Yediğimizi bir sindirelim. Hala sabahtan beri oturmadım. Yediğimizi bir sindirelim, oturalım. Bir çay, bir kahve, bir şeyler içelim. Köpek! Söyle köpek! Köpek! Aslında bak şimdi kızla Türkçe konuşmak istiyorum ama ben de yapamıyorum. Full %100 Türkçe konuşamıyorum. Arada bir İngilizce çıkıyor yani. Mesela Devran'a öyle yapacağım. Devran'a full İngilizce Türkçe konuşmak istiyorum. Geçen yine bir şey oldu, yine İngilizce söyledim. Aşkım kuyruk öyle takılmaz. Bak böyle kuyruk takılır bu tarafa. Bu şekilde. Böyle kuyruk. Kuyruk. Neyse dil konusu bayağı karışık. Aynur ablanın dediği gibi ne İngilizce yani ne o dili iyi biliyoruz ne bu dili. İki dil arasında her zaman takılıp kalıyoruz. Bravo kızıma. Aferin sana. Okay. Kahvemi yapayım. Saat 1 olmuş. 1:10 var. Bu arada tarçın ve limonlu suyumu yine yaptım. Tarçın ve limonlu su beni ilk başladığım zaman kurtaran şeydi. Çünkü içtikçe acıkma hissini tamamen öldürüyordu ve bayağı iyi geliyordu. O yüzden ılık bir de güzel oldu ama şimdi kahve içeceğim. Bunu içe içe insan kahve ve diğer sıcak içecekleri içesi gelmiyor. Çünkü sürekli bunu içtikten dolayı. Ama bir kahve canım. Aslında kahve içmesem de olur ya. Ama niye canım istiyor? İçim ya. Küçük bardak içim. Mi acaba? Benim, evet küçük kronik bardak içim. Bu bardakla içim. Serhat da öğlene doğru işe gidecek. Şu an evde. O da saat 4 gibi falan gidecek. Acaba ne yemek yapsam diye düşündüm. Bayağı sebzem var kullanmam gereken. Onlarla birlikte bir tava mı atsam falan böyle fırına, fırın da böyle karışık bir tava da atabilirim aslında. O da güzel oluyor. Kuşbaşı et çıkartayım ben en iyisi. Şöyle ufak bir kuşbaşı et çıkarttım çözülsün. Ben karışık tava yaparım. Ondan sonra da yeriz. Burada bir şeyler pişmiş olmuş anlamadım. Böcekler ne var? Tik tok, tik tok, tik tok. That's a mouse. Yeah. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock.
Dee-dot, dee-dot. It's a tail. Yeah. Dick. Head. A tail. Head. A tail. Dick. No, baby. Dick. Is it you? Oy, ben senin o kurban olduğu küçük parmaklarına. Dick. Dick. Evet aşkım ondan. Koy buraya. Koy buraya. Arya. Domuz nerede Arya? Domuz? Nerede domuz? Aferin kızıma. O domuzun kuyruğu. Domuzun kafası nerede Arya? Aferin kızıma. Hadi al burayı koy bakayım. Burayı koy bakayım domuzun kafasını. Evet, o kuyruğu. Aferin kızıma, domuzun kafası. Bravo sana Arya. Peki, at nerede Arya? At. At. Dık 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 dık. At. O keçi. Keçi. Keçi ve aferin. Atın kuyruğu nerede Arya? Atın kuyruğu nerede? O keçinin kuyruğu. Bak bu atın kuyruğu. At. Mami, at. Aa, hayır sen doğru bildin Arya. Buymuş. Mami yanlış bildi. Give me high five. Aferin. At. 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 At evet. Peki kuzu nerede? Me. Me. Nerede kuzu? Kuzu. O köpek. Kuzu mu? Köpek nerede? Kuzu nerede? Biraz geç oldu güç olmasın. Ama öyle of. Ben rahat bir şeyler üstüme giydim. Bir vücuduma su aldım. Çünkü Serhat işe gitti ve hiç kendime zaman ayırmadım. Ton tiki ton tiki ton tiki ta. Ton tiki ton tiki ton tiki ta 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 tiki ta. Şimdi yemeğe geçeceğiz biz. Yemek yapalım biraz. Ondan sonra ay çok tatlısın Arya ya. Niye çok güzelsin? Biz yemeğe geçeceğiz. Devran'ın yine köşesini alacağım. Devran artık orası senin böyle bir Miami, Florida falan bir isim bulmamız lazım sana o köşeye ha? Tamam aşkım buluruz. Ondan sonra ben de yemeğe geçeceğim. Acayip acıktım şu an var ya. Yani biraz şey yedim, ceviz yedim. Ondan sonra bir nektar yedim. Ama çok acıktı. What a ney 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 dık ney. Hadi kes yap. Tamam aşkım. Hadi gel. Biz yemek yapacağız. Oh voila. Oh voila. Oh voila. Arkadaşından dolayı mı diye düşünüyorum ama onu da suçlayamıyorum. Kesin bir bilgim yok. Hani ben bu çocuğu tamamen alıyorum desem herhalde tamam bu çocuk yapıyor derim. En son kızınız ne zaman evdeydi? 1 Mayıs'ta geldi. 8 Mayıs'ta altıda yani o Nisan'dan sonra bir ay sonra bir kere geldi. Geldi sonra gitti. Daha hiç. Peki daha hiç. Tamam. Geldi eve yolları kapalı. Sesini hiç duymuyoruz. Peki nerede çalıştığını biliyor musunuz? Hiç bilmiyoruz. Mesela yakında da İzmit bölgesinde evet. Gıdada çalışıyordum diyor. Biz de mesajla yazıyoruz. Tamam çalışabilirsin. Adresini ver. Telefon numarası ver. Yani o iş yerin bir bilgisini ver. Ben bakayım. Geleyim bulayım. Orada mısın? Teyit edeyim. Yok. İş yerini söylemiyor. Nerede yaşadığını söylemiyor. Nerede yok, kaldığını yok. Söylemiyor. Bütün telefon görüşmeyi de kesti. Yani Dilara hani eve gelmeme sebebi ilk zamanlar neydi? Şimdi kızınız bir gün... Bugünkü etkinlik mis
Müzikal, müzik, 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 müzik. Tabii diğer bücürler rahat bırakırsa onun burada müzikle ilgilenecek. Şu an ben de yemeğe başlayacağım. Yemeğimi yaptım. Çocuklara biraz şey yaptım. Yemeğim hazır. İlk önce biraz pırasa yaptım. Biraz sulu oldu. Suyunu bayağı çekti. Geç fark ettim. Kapattım ama böyle de iyi oldu. Tavamı da içine attığım karışık bir sebze, biraz kuşkaşı falan böyle yaptım. Attım, şimdi çalıştırdım erkenden. Ben de buraları bir toparlayayım. Fazla da bir şey yok. Devran da uyudu. Arya oynuyor. Arada bir buraya geliyor, arada bir içeri geçiyor. Biraz su verim. Yemeğimizi yedik. Yemeği çekiyor da yemiyor ama. Akşam yemeğini de verdik. Biz yemeğimizi yedik. Arya hiç yemedi ama o yüzden brioche verdim. Derin de yedi ama pek böyle sevdikleri bir yemek tarzı değildi tabii ki. Babaları kılıklı. Patates ver. Tavuk ver. Yerler ama kırmızı et falan otur yemiyorlar pek. Devran da biraz yedi. Ha? Helal. Devran da çok meraklı yemeğe ama sen bilerek yapayım demek. Daha beceremiyor herhalde. Yarın bir de bir şey de yoğurt deneyeceğim. Yemiyor musun? Biraz mayalayayım, yoğurt deneyeyim bir de. Bakalım şey püre nasıl yiyecek, yoğurdu nasıl yiyecek. Her yoğurt yiyişin, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Devran seninki nasıl olacak? Su içmiyor mu anne? İçiyor aslında mı? O yüzden soydum kıyafeti, hep şey olmuş, dağılmış. Ortalığı toparladık. Annem de geldi. Anne sen televizyonu açayım mı? Ha? Survivor açayım mı? He. Dün de izlemedim. Annem istiyor çünkü. Ben de mutfağı toparlayacağım. Zaten 3-5 tabak var, fazla bir şey yok. Ondan sonra da bir çay demleyelim belki, otururuz annemle. Çocukları da erken uyutacağım. Bugün Arya da uyumadı öğlen. İkisi de erken uyandı. Çocuklar uyudular. Ben Arya'yı uyuttum ama Derin hala uyuyor. Tırnaklarımı göstereceğim. Bugün yaptım ama Arya kuzuyla ilk defa böyle bir işe kalkıştım ve yani Arya ile olabileceği kadar oldu diyebilirim. Sadece törpüleyince güzel törpüledim. Şu baş parmağımı unutmuşum ama. İkisinin arasındaki farkı hemen göstereceğim size. Şuraya bakar mısınız? Ama iyi oldu. Biraz uzun bıraktım. Biraz daha kısa yapabilirdim aslında. Biraz daha kısa yapabilirdim ama güzel oldu. Şu an bende sadece iki renk var. Bir mor var, bir de pembe var. O yüzden ojelerimi de yenilemem gerekiyor aslında. Birkaç tane yeni bir tane almam gerekiyor. Çok acıktım kızlar. Anlatamam size ne kadar acıktım. Bir şey yememeye çalışıyorum. Çerez falan indirdim. Annem ve çocuklar için onlar yediler zaten ama meyve de indirdim. Annem biraz yesin diye. Çünkü dükkanda yenilmiyor. Evde de kimse olmayınca canı çekmiyor. O yüzden burada görür belki yer diye indirdim. Ama midem kazınıyor. Yani resmen en son işte 2 saat oldu yiyeli şu an. Çok acıktım. Ne yapacağımı bilmiyorum ya. Yoğurt olsa yoğurt kürünü yapacağım. Hani zencefil, zerdeçal, pul biber falan, onu bir yerim. O beni bir tutardı. İyi olurdu yani. Sonrası da iyi olurdu ama yoğurdum yok. Bilmiyorum. Çok acıktım. Ama yemeği düşünmeyeceğim işte. Erken uyusam iyi olur ama. Bakalım, Rozan geleceğim dedi bu kahveye. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum artık. Saçı da yukarıdan yine topladım. Aslında saçımı yıkayabilirim ama gerek yok. Yarın da spor yapacağım. Yarın öğlen yıkayabilirim. Bilmiyorum. Boş konuşuyorum şu an. Öyle yani. Akşamları diyet yaptığın zaman siz neler yapıyorsunuz yememek için? Yani yemeyeceğim zaten de. Ama sürekli böyle yemek düşünüyorum. Niye öyle oluyor yani? Sanki niye? Eskiden böyle değildim. Çocuklardan sonra böyle oldum. Hamileliklerden sonra, emzirdikten sonra. Düşünüyorum da yani eskiden hiç yemek düşünmezdim. Şimdi niye böyle hep yemek düşünüyorum? Canım sıkılıyor aslında ondan.
Şarjı bitiyor. Güzel görünüyor, değil mi?